Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 8 Temmuz 2021 günlerden Perşembe Yarın 9 Temmuz 2021 günlerden Cuma. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun sevgili yarısı severler. Ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde, umarım hafta sonunda her şey gönlünüzce olur hep birlikte şanslı kalemleri bulmak umuduyla bulmak dileğiyle sevgili yarışseverler. severler. Arkadaşlar yarın 9 Temmuz 2021 Cuma günü gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla start alacak. Burada Bursa 2. Altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızda olacak ama öncelikle Bursa ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanalımıza yani YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımızın büyümesinde sizlerin de katkı sahibi, sizlerin de pay sahibi olmasını rica ediyorum. Bütün arkadaşlarımdan bu kon bu konuda kanalımıza destek bekliyorum sevgili yarışseverler. Sayın yarışseverler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri, sahadan duydukların köşemde paylaşıyorum. Ücretli WhatsApp grubumuzun aylık e, Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 lira arkadaşlar. Aynı zamanda grubumuza deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlüğü 50 liradan grubumuza alımlar başlamıştır. Eğer grubumuza katılmak, grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da küçük harflerle gmail adresimiz okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek ben Bursa 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Bursa'da 10 koşuluk program var. Dolayısıyla 2. Altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 17 yarışıyla start alacak sevgili yarışseverler. Burada öncelikle şans vereceğim isim arkadaşlar 4 numaralı Herois. Esasen e, Tolga Yıldız idaresinde çıktığı ve birinci geldiği kum yarışta 1200 mesafeli kum yarışta sonlarda çok etkili geldi ve rakiplerini çok çok rahat çok çok sermayeli geride bıraktığını gördüğüm 4 numaralı Herois bu yarışı kazanması gerekir. Jockey'nin hata yapmaması durumunda bu grupta çok etkili koşacağını düşünüyorum. Bugün tek dezavantajı kilosu. Ancak birinci geldiği yarışta da Handikap 16 dişlere mahsus yarışta yine 61,5 kilo ile start almıştı. Ve o gün 1200 mesafelik yarışta sonlarda inanılmaz ataklarla geldi ve 1200'ü 1.13 üzerinde bitirdi. Bugün alternatif banko olarak da yazılabilecek safkandır. 4 numaralı Herois isimli safkan. Bu safkanın kötü koşması durumunda özellikle son yarışlarında kendine geldiğini gördüğüm Tayland'daki günlere geri dönüş sinyalleri veren özellikle son yarışı uzundu kısa mesafede daha etkili koşabilen 13 numaralı Sarper Han'da bugün 50 kilo Sercan Tırpan idaresinde bu gruba diş geçirebilir. Dikkat diyorum özellikle 4 numaralı Herois'in kötü koşması durumunda ilk rakip olacak isimdir. 13 numaralı Sarper Han isimli Safkan yine 6 numaralı Çakır Dağlı hantal yapılı bir safkan olmasına rağmen e, özellikle yine sonlarda güzel saldıran bir isim. Bugün Nurettin Şen idaresinde piste çıkacak. Daha önce Nurettin Şen bu safkana bindi, iyi tanıyor. Güzel birincilikleri de var bu safkanla. Ben 6 numaralı Çakır Dağlı'yı da 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı Karamürselli ve 1 numaralı Just for All bir numaralı Justin for all hep sert gruplarda koşmuş. O yüzden bu grupla pek kıyaslayamadım arkadaşlar. Yarışlar kötü gibi görünüyor ama gruplar çok sert olduğu için hep genelde 4. 5. bitirmiş, ara ile bitirmiş. Ancak bu grupta Handikap 17 yarışta etkili bir yarış çıkarabilir. Bu safkana dikkat diyorum bugün. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 14 yarışında yine öncelikli ismim 4 numaralı Yener olacak. Uzun zamandır takibimdeki bir isim biliyorsunuz bir önceki koşusunda ee, güzel bir birincilik elde etmişti. Yine e, kum pisti 1400 mesafe kumdaydı arkadaşlar. Bugün uzayan mesafede etkili koşmasını bekliyorum. Yine 11 numaralı Kaya Alaska. Yine bugün Görkem Özçelik idaresinde piste çıkacak. Tuna Bey'in tayı da bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine kalitesiyle 3 numaralı Eser Alp Yunus Emre Yüksel idaresinde kuponlarda bulunması gereken safkanlardan. Bu üç safkan dışına çıkarsa 13 numaralı son toşur Furkan Him idaresinde Piste çıkacak. Ee, özellikle bu safkan bir Volga 2 torunu, bir toşur temsilcisi bugün yine dikkat edilmesi gereken isimdir. Yine 6 numaralı Öktem ve 5 numaralı Karaer isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve 6'lı Ganyan 3. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe şartlı 4 yarışı ee, arkadaşlar bu yarışta özellikle iki safkan arasında kaldım ama iki safkan arasında da çıktım bu yarışı banko bir isme yer vereceğim burada 8 numaralı Extra rumuz ve 2 numaralı libertatör isimli safkanlar arasında öncelikle kalmıştım ee, İkisinin de yarışlarını inceledim. Son yarışını 1400 mesafede Libertatör e, Jokey Gökhan Jok, şey, Kadir Tokaçoğlu idaresinde çok kontrollü geldi ve çok kontrollü kazandı. Ancak 8 numaralı Ekstra Rumuz da gerçekten çok kaliteli bir isim. Özellikle koşmuş olduğu koşularla zaten kalitesini ispatlayan bir safkan. Bana göre 8 numaralı ekstra ee, rumuz ve siklet avantajı da var. Bugün 54 kilo sikletiyle bu mesafede ben rakiplerini geride bırakacağını, uzayan mesafede kalitesini konuşturacağını düşünüyorum. Reinhardt temsilcisi, KB torunu 800 numaralı Ekstra Rumuz isimli safkanı bu yarışta riske ederek günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Altılı ganyanın dördüncü ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe çim piste koşulacak açık grup 3 yarışı Süleyman Çelebi Anasına düzenlenmiş Süleyman Çelebi koşusu. Arkadaşlar burada e, yine esasen içimden tek geçen bir safkan var ama sert gruba çıkmış, sert grupta koşuyor ama şunu ifade etmek istiyorum. Özellikle son koştuğu 3 hatta son koştuğu 4 yarışı da izlemenizi yani son yüzer metrelerini izlemenizi istiyorum. Ya şu şekilde koştu. Altunumalı Tuncer'den bahsediyorum. Evet arkadaşlar Kayızber temsilcisi Haber Batur torunu Altunumalı Tuncer Onur Öztürk idaresi de çıktı. Özellikle son 3 yarışını çok dikkatli bir şekilde izledim. Yani yanındaki safkanlar geldikçe verdi. Hiç safkana son düzlükte çalışmadı. Özellikle bu safkan son yarışında güçlü rakiplerinin yanında koştu. Açık grup 3 yarışta koştu. 1902 üzerinde bitirdi. Ve inanın sapkanlar verdikçe verdi. Dedim son yarışı ağırdı. Bir önceki yarışına bakayım. Bir önceki yarışında da aynı şekilde kazanmış. Yani kendini ispatlaya ispatlaya gidiyor. Ve her yarışında da e, kazanıyor. Özellikle son üç yarışı çim olduğu için çok dikkatli bir şekilde inceledim. Ben bugün numaralı Tunceri yine sertleşen rakiplerinin yanında birinci şanslı isim olarak vereceğim. Bu safkanın gelmemesi durumunda öncelikle düşünülmesi gereken isim 7 numaralı gökyüzü. Özellikle çim tecrübesi çok yüksek olan 7 numaralı Gökyüzü Saadettin Bore idaresinde bu grupta etkili olmasını beklediğim ikinci şanslı Safkan'dır. Bir numaralı Afrika Anders özellikle bu sene çok formda bugün Mustafa Çiçek idaresinde bugün ilk üç safkan içerisinde bulunmalı. Bu üç safkan dışına çıkarsa yine zaman zaman etkili yarışlar koşabilen, zaman zaman sürprize imza atabilen bugün Gökhan Kocakaya faktörüyle piste çıkacak 3 numaralı Öz Çevik isimli safkan da burada 4. şanslı isim olarak öneriyorum. 6 7 1 3 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağına 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe çim pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada yine beğenim kazanan çok çok iki safkan özellikle çok beğenimi kazandı. Onları sizlere izah etmek istiyorum. 1 numara Trudy esasen çok kaliteli safkan izlenimi verdi. Özellikle son yarışında dış kulvardan altıncılığa girişinde gerek beden dili gerek ciğeri yani nefes almasındaki e, aradaki farkı kapatması ya beden dili dediğimiz arkadaşlar bu her nefeste ne kadar fark kapatıyor. Vücut dili eşgali çok beğenim kazandı. Bir numaralı Truidi. Yalnız burada bir safkan daha var. Dört numaralı Bright Queen. Arkadaşlar dört numaralı Bright Queen de son yarışında özellikle Ahmet Oluk idaresinde çıktığı koştan bahsetmek istiyorum. Çünkü... safkana Sinan Özen arkadaşımız binmişti. Ahmet Oluk idaresinde çıktığı Son çim yarışından bahsediyorum. Son yarış Nevzat Avcı'ymış. binmişti. O yarıştan bahsetmiyorum. Üçüncü geldiği yarışta Safkan sarsıldıkça evet yani sarsıldıkça hızlanabilen bir Safkan. Safkan'ı biraz sarstı. Hızlan zamanda düzgün çalışmaya başladı. Kadir Tokaçoğlu arkadaşımız özellikle Safkanları sarsarak yani oturup kalkarak At binebilen bir jockey arkadaşımız. Yani burada esasında bir numara turu diye Kadir Tokoçoğlu binse ben yine bir numaralı Truidi bank olarak yazardım. Yani daha çok beğendiğim isim bir numaralı Truidi. Sadece Görkem arkadaşımızın bilmesiyle biraz tereddüt yaşıyorum. Ancak 4 numaralı Bright Quen'de gerçekten çok etkili e, bineceğini düşünüyorum Kadir Tokaçoğlu arkadaşımızın. Burayı öncelikle 1-4 düşünüyorum. Ama 13 numaralı Şirin Yer Pınarı isimli safkan özellikle son koştuğu yarışta 8. geldi geldiği Yarışta çok beğenimi kazandı. Dikkatli izlerseniz sizler de göreceksiniz. 8. geldi yarışta çok etkiliydi sevgili yarışseverler. Burayı 1, 4 ve 13 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganga'nın kapanış koşusu son ayağı. 4 yaşlı Arapların 1500 mesafe Çin piste koşulacak satış 2 koşusuna geçiyorum. Arkadaşlar bu ayakta öncelikle şans vereceğim isim 4 numaralı Gürdal Bey. Gerçekten çok beğenimi kazandı. Özellikle güzel pedigrisi dikkat çeken Safkan. Anne tarafından kobraya dayanan kobra torunu baba tarafından kılavuz temsilcisi bugün Tolga Yıldız dairesinde bana göre öncelikli şanslı safkan olarak düşünülmeli. Yine burada çok beğenimi kazanan bir safkan var. Özellikle yeni yeni toparladığını gördüğüm bugün inanılmaz bisiklet avantajına sahip yani 50 kilo sikletiyle start alacak olan 20 numaralı altın güneşte bugün Selim İpek idaresinde ilk iki safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine 8 numaralı zıvarıklı ketme ailesine ait bir safkan Sayın Recep Ketme'ye ait 8 numaralı zıvarıklı da eğer mesafe güzel ayarlanırsa, nefesi güzel ayarlanırsa sonlarda bu rakiplerini ekarte edebilir. Bugün Nevzat Avcı biniyor bu safkana. 8 numaralı Zıvarıklı'yı da 3. şanslı isim olarak önereceğim. 15 numaralı Anıl abi özellikle Mehmet Kaya arkadaşımız bugün bu safkana binseydi ben banku vermeyi düşünüyordum. 15 numaralı Anıl abi ve son olarak da 1 numaralı Barlık Efe isimli safkanlar bu grupta ön plana çıkan isimlerdir. Sevgili yarısı severler diyerek ufak altılı gangan analizlerime geçeceğim. Ardından da yedili piyasa analizlerimle karşınızda olacağım. Sevgili yarısı severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda e, aylık 100 lira ücretimiz var. Aynı zamanda deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarıma özel 15 günlük 50 lira deneme girişi olarak da 50 liraya da giriş yapabilirsiniz. 15 günlüğü 50 lira normal bir aylığı 100 liradan grubumuza katılabilirsiniz. Sevgili yarı severler diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altılılarda altılı ganyan ilk ayağında 4 numaralı Herois isimli safkanı ben günün banko ismi olarak önereceğim. Riske gireceğim, nefes alacağım ve günün banko ismi olarak önereceğim. Bazı ayaklara ilavelerim olacak küçük altıllarda. Çünkü ilk ayakta altıları 5'te bir oranında düşürdük isteyen arkadaşlarım. İlk ayak 4'ü tek yazıp diğer ayaklarda aynı verdiğim gibi yazabilirler. Altılı ikinci ayakta 4 numaralı Yener, 11 numaralı Kaya Alaskan, 3 numaralı Evet arkadaşlar Eser Alp Pardon arkadaşlar internetim bir an olsun e, tereddüt etti. Evet. Evet arkadaşlar 3 numaralı Eser Alp, 13 numaralı Son Toşur, 6 numaralı Öktem. 5 numaralı Karaer ve ilave isim olarak da burada 7 numaralı Salih Dayı ve 2 numaralı Baba Hakkı isimli safkanları öneriyorum. Ve 6. ganyın 3. ayağında 8 numaralı Ekstra Rumuz yine ikinci banko ismimiz olacak. 6. ganyanın 4. ayağında 6 numaralı Tuncer, 7 numaralı Gökyüzü, 1 numaralı Afrika Anders, 3 numaralı Öz ve burada 2 numaralı Çaltepe'yi de ilave edeceğim. Altılı Gayne'nin 5. ayağında 1 numaralı Truidi, 4 numaralı Bright Queen ve 13 numaralı Şirin Yer Pınarı isimli safkanlara ilave edeceğim. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağında ben 4 numaralı Gürdal Bey, 20 numaralı Altın Güneş, 8 numaralı Zıvarıklı ve 15 numaralı Anıl abi ile birlikte bir numaralı Barlı Kefe'yi de olarak e, öneriyorum sevgili yarışseverler diyerek ben yedili plase analizlerime geçiyorum. Sevgili yarışseverler yedili plaseler programın dördüncü koşusuyla 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışla start alacak. Burada esasında Evet arkadaşlar burada esasında e, hayatının ilk yarışında çok güzel bir üçüncülük elde eden e, 7 numaralı Kalimera evet Linehart temsilcisi kuvvet torunu 7 numaralı Kalimera ilk göze batan isim olarak görünüyor. Yine 2 numaralı Avandator. Evet arkadaşlar ve 13 numaralı Sweet Bella ile birlikte ben 9 numaralı Mona Çeyp isimli safkan da önereceğim. Özellikle koşuları kötü olmasına rağmen idman durumunu beğendiğim isimdir. Ve 7 PSM'sin ikinci ayağında ben 4 numaralı Herois isimli safkanı Banko isim olarak değerlendireceğim. 7 PSM'sin 3. ayağında 4 numaralı Gener, 11 numaralı Kaya Alaska, 3 numaralı Eser Alp, 13 numaralı Son Toşur, 6 numaralı Öktem 5 numaralı kareer şeklinde değerlendireceğim. 7li 4. ayağında 8 numaralı Ekstra Rumuz isimli safkanı yine başka banko olarak değerlendireceğim. 7li 5. ayağında ben 6 numaralı Tuncer, 7 numaralı Gökyüzü ve 1 numaralı Afrikaan Der isimli safkanlara yer vereceğim. 7li 6. ayağında 1 numaralı Toruidi isimli safkanı esasında banko olarak yazmak istiyorum. Bir numara tur idi. bugün Görkem arkadaşımız idaresinde Görkem arkadaşıma güveniyorum. Banko isim olarak vereceğim. Ve gelir PSM'sin kapanış koşusunda 4 numaralı Gürdal Bey, 20 numaralı Altın Güneş, 8 numaralı Zıvarıklı, 15 numaralı Anıl abi ve 1 numaralı Barlı Kefe isimli safkanları sırasıyla öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza destek vermenizi, abone olmanızı ve kanalımızı bir arkadaşınıza önermenizi istiyorum. Neden bu kanal 30 bin olmasın? Neden bu kanal 50 bin olmasın arkadaşlar bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi ve bir kişi bir kişi de yukarılara doğru tırmanacağız sevgili yarışseverler severler diyerek hepinize güzel bir hafta sonu temenni ederim ve bütün arkadaşlarıma ailesiyle sevdikleriyle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu şansınızın da bol olduğu bol bereketli bol kazançlı bir hafta sonu temenni ederim görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur.